Astroloji Televizyonu'ndan merhabalar. Burçlar hakkında bilgiler vermeye devam ediyoruz. Bugün Başak Burcu'nu inceleyeceğiz. Başak erkeği ve Başak kadını olarak ayrı ayrı da bahsedeceğiz. Ama pek tabii ki Burçlar hakkında genel bilgiler her ikisi için de geçerlidir. Genel anlamda diyebiliriz. Bu manada Burçlar hakkında her şey kitabı Astroloji Okulu'ndan, Astroloji Okulu yayınlarından çıkmış olan bu kitap çok işinize yarayabilir, edinebilirsiniz. Ya da aslında bütün gezegenlerin burçlardaki yerleşim hakkında bilgi edinmek için Astrolojide Temel Kavramlar kitabını tavsiye ederim. Fakat bugünkü videomuzda Başak Burcu'nu erkeği ve kadını olarak ayrı ayrı biraz daha spontane biçimde inceleyeceğiz. Başak Burcu erkeğinden başlayalım. Hayatındaki kadından karar vermesine yardımcı olmasını, günlük hayatı beraber planlayacağı birisi olmasını bekler. Partneri zeki, anlayışlı, destekçi, alçakgönüllü ve fedakar biri olmalıdır. Daima ona yardıma hazır birisi olmalıdır. Başak burcu erkeği titiz ve eleştireldir, kolay beğenmez, kolay da memnun olmaz. Bunu ilişkilerine de yansıtabilir fazla eleştirel davranıp bazen kalpte kırabilir. İş hayatında gayreti ve çalışması sayesinde başarıya ulaşması çok da zor değildir. Bir ebeveyn olarak çocuklarını sistematik bir biçimde yetiştirmeye meyillidir. Onlara hayatta ihtiyaçları olan şeyleri öğretir, sorumluluk duygusunu geliştirmeye çalışır ve beklenmedik olaylarda nasıl davranmaları gerektiğini gösterir. Teknik konularda beceriklidir. Araştırmacılığı ve detaycılığı sayesinde her işin pratini çabukça kavrar. En çok ustalaştığı işler ve becerileri sayesinde tanınmak ister. Maddi güvencede olmak, çalışmalarının karşılığında mutlaka kazanç elde etmek arzusundadır ve hesabını iyi bilir. Daima ekonomik olanı tercih eder. Çalışkandır, sabırlı, gayretli ve üretkendir. Birinci planda olmak gibi bir şartı da yoktur. İşini çok iyi yapmasına rağmen alçak gönüllülüğünü koruyacaktır. Çok iddialı tavırlar içerse girmekten ve giren kişilerden hoşlanmaz. Emir vermekten de hoşlanmaz. Kendi işini kendisi yapmayı tercih edebilir. Kendisini patron olmak zorunda da hissetmez. Başkaları için gocunmadan ve rahatça çalışabilecektir. Hatta belki böylelikle daha da başarılı olacaktır. Kendisine verilen görevleri harfiyen yerine getiren birisi olur, sorumluluklarının farkındadır. Başak kadınına gelirsek. Duygusallığını öne çıkarmayan bir yapıdadır. Hatta bu anlamda huzursuzdur diyebiliriz duygusal yönü ağırlıklı durumlarla karşılaştığında nasıl davranacağını belirlemekte zorlanabilir. Maddi güvence arayışı belirgindir. Bunu sağlayabilmek için çok çalışmak gerektiğinin de bilincindedir. Eleştirel ve seçicidir. Her şeyi kolayca beğenmez. Günlük hayatın akışı içerisinde organize ve planlı olma dürtüsüyle hareket eder. Şartları kontrol edebildiği ve düzenleyebildiği, Yaptığı işlerde detaylarına kadar hakim olabildiği sürece kendini duygusal anlamda güvencede hissedecektir. İstediklerini elde etmekte çok başarılıdır ve zor durumların altından bile kalkma becerisine sahiptir. Yetişmesi gereken bir yere vaktinde gitmek, söz verdiği işi söz verdiği zamanda yapabilmek, temiz giyinmek ve düzenli beslenmek, sağlığına dikkat etmek onun hayatındaki vazgeçilmezleridir. Başkalarına yardım amacındadır. İnsanları nasıl rahatlatacağını, onlara nasıl servis vereceğini iyi bilir. Uğraşlarında dönemsel olarak çözümsüzlüğe düştüğü zamanlarda kendine iş yaratacak, kendini bu şekilde avutacaktır. Örneğin ortalığı süpürebilir, dolapları düzenleyebilir, eşyaların yerlerini değiştirebilir. Beklenmedik durumlarla karşılaştığında da analitik gücünü kullanır ve pratik çözümler üretme konusunda başarılı olur başkalarının yanaşmaktan bile çekindiği karmaşık ve zorlayıcı işleri adeta gönüllü olarak üstlenir ve diğer kişilere monoton ve sıkıcı gelen işlerin bile üstesinden gelebilir. Hemen her konuda hayli titizdir. Her şeyi inceden inceye araştırır, daima en mükemmelin arayışı içinde olur, İşlerin tamamlanma aşamasından önce hatta sonrasında bile hatalar bulmakta gecikmez. Bu yüzden başarı elde edilmiş işlerde bile çok mutlu olmayabilir. Zira yapılmış olan bir hata çoktan kafasına takılmıştır bile. Eleştirellik ve endişe en zorlandığı hususlardır. Mükemmeliyetçiliği yüzünden olaylara eleştirel yaklaşacaktır. Eleştirel yönlerinin fazlaya kaçtığı zamanlar yüzünden ilişkileri zorlanacaktır. Dostları konusunda seçicidir. Herkesle çok yakın olması zordur. Bazı zamanlarda fazlasıyla çekingendir. Tanımadığı veya güvenmediği ortamda rahat etmez. Duygularını açıkça ifade etmekten geri durur. Genellikle ciddi bir ifade takınmayı tercih eder. Ama arkadaşlarına karşı çok yardımseverdir. Ve özel ilişkisinde karşısındaki insan ihtiyaç duyduğu zaman da hemen devreye girmekte de gecikmez. Onunla aynı zihinsel uğraşıları paylaşan kişilere de çekilecektir duygularından ziyade mantığını öne çıkartan bir kadın figürü çizer. Bu anlamda haritasındaki diğer faktörleri hariç olarak düşünürsek romantik ve fantaziler olan biri olmadığını söyleyebiliriz. Zor evlenir çünkü zor beğenir. Ama evlendiğinde eşine sadık olacaktır. Evde bakımlı, derli toplu bir yapı çizecektir. Ev ortamında da yine her şey yerli yerine olsun ister. Evet, Başak Burcu özelliklerinden genel olarak bahsettik. Kadını ve erkeği olarak ayırt ettik ama az evvel bahsettiğin gibi bu konuda detaylı bilgiyi almak için astroloji okulu kitaplarından da istifade edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın, sevgiyle kalın.